Sizlere astmada yongalı göz aşısının nasıl yapılacağını anlatacağım. Bu görmüş olduğunuz makine astmada yongalı göz aşısı yapan bir makinedir. Bu görmüş olduğunuz kanal kalemimizi ve anacımızı buraya yerleştireceğimiz bir kanaldır. Şu görmüş olduğunuz yer kesimimizi yapacağımız aşı bıçağıdır. Aşı makinesinin bıçağıdır. Bu görmüş olduğunuz yer de bu makinenin kilit yeridir. Açılıp kapanması için kullandığımız bir mekanizmadır. Şimdi ben astmada yongalı göz aşısının nasıl yapılacağını sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle astmada göz alacağız, aşı kalemi alacağız. Alacağımız kalem ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak. Şu an mevsim itibariyle gözlerimiz biraz patladı. Sizlere göstermek amacıyla yapıyoruz bunu. Alacağımız göz bu kalınlıkta olması yeterli olur. Çok kalın olursa o gözler pof gözlerdir, tutmayabilir. Çok ince olması da çok sakınca yaratmaz ama orta boy olması her zaman idealdir. Öncelikle kalemimizi alıyoruz. Makinemizin kanal yerine yerleştiriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz yer kalemimizi yerleştireceğimiz bir kanaldır. Diğer tarafta da aynı şekilde bir kanal var. Aşı kalemimizi bu kanala yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Gözümüzü şuradaki kanala da ortalıyoruz. Bakın kalemimizi yerleştirdik. Buradaki kanala koyduk. Gözümüzü de buradaki zarar görmemesi için buradaki kanala ortalıyoruz. Kanalımıza ortaladık gözümüzü. Ardından sapından tutarak hızlı bir şekilde bastırıyoruz. Şu şekilde hızlı bir şekilde bastırıyoruz. Şu an gözümüzü kestik. Ben çok yavaşça çıkartacağım görmeniz açısından. Şu an yavaşça çıkartıyorum. Bakın şu an gözümüzü aldık. Gözümüz şuradaki yerden bir kanal açılarak çıktı. Bakın şöyle göstereyim. Gözümüz buradaki yerden bir kanal açılarak çıktı. Şu an gözümüz aşı makinesinin içerideki kanalında duruyor. Bu gözü yine aynı kalınlıktaki farklı bir anaca, aşı yapacağımız anaca doğru götüreceğiz. Şu an arazi şartlarındaki durum çok daha farklı olacak. Şu an size göstermek amacıyla yapıyoruz bunu. Şu an bu görmüş olduğunuz yabani bir asma anacıdır. Aşı gözümüz burada makinede. Çok zaman kaybetmeden bu gözü aşı yapacağımız anaca götürüyoruz. Burası en üst nokta olsun. Burası da kök kısmı olsun. Aşıyı üstte en az bir, en fazla iki göz bırakarak aradaki gözlerin arasındaki yere yapıyoruz, boşluğa yapıyoruz. Çünkü buraya aşıyı yapacağız. Buradaki gözler suyu çekecek, besin elementlerini çekecek. Buradaki gözü patlatacak. Şimdi hemen size tekrar göstereceğim. Yine anacımızı da buradaki kanala yerleştiriyoruz. Şu şekilde buradaki kanala yerleştirdik. Bunda mesafe ayarlamıyoruz. Yani sadece gözün altına üstte en az bir, en fazla iki göz bırakıyoruz. Şöyle gözümüzü görüyorsunuz burada, bakın. Gözümüz burada. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde kesim yapıyoruz. Kesim yaptıktan sonra bakın şu an iki anaç ve göz de burada. Kesim yaptıktan sonra bu üstteki çentiyi, bu hep böyleydi. Bunu yukarıya kaldırıyoruz. Amacımız buradaki gözü diğer tarafa takmaktır, buradaki çentiğin amacı. Daha sonra hızlı bir şekilde, bakın şöyle hızlı bir şekilde makası açıyoruz ve şu an gözümüz buraya takıldı. Bu yongalı aşı makinesinde göz anaca otomatik olarak takılır. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yoktur. Eğer göz ve anaç aynı kalınlıkta olursa aşı tutma oranımız daha yüksek olur. Şu an bu aşımız zaten tutar. Biraz deforme oldu şu an. Kabuklar kalkmaya başladı dönem itibariyle. Ardından bu gözümüzü hızlı bir şekilde yaptığımız aşıyı aşı bandımızla saracağız. Şu an ben kalemi çeviriyorum ama arazide biz aşı bandını çevireceğiz. Hava almayacak şekilde gerdirerek burayı kapatmaya çalışıyoruz. Eğer bu aşı bandı parafinli olursa gözün üzerinde kapatabiliriz. Ama şu an kullandığımız bant silikonlu bir bant. Dolayısıyla gözün üzerine kapatmıyoruz. Yani aşımız şu şekilde bitmiş oluyor.